Merhabalar, ben Eczacı Gizem Tokta. 2017 senesinde Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan kısa bir süre sonra eczanemi buldum. Eczane henüz çok yeni bir eczane. 7 ay önce açılışını yaptık. Eczane hazırlıklarını yaparken en önemli konunun eczane otomasyon programı olduğunu biliyordum. Çünkü bence eczane otomasyon programı bir eczacının en büyük yardımcısı. Daha önce çalıştığım ve staj yaptığım eczanelerde birçok eczane otomasyon programını görme şansım oldu. Hepsinin iyi kötü taraflarını gördüm, öğrendim ve en sonunda da Havan'da karar kıldım. Havan'da karar kılmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi müşteri sadakat sistemiydi. Bu sistem şöyle işliyor. Eczaneme gelen müşteriler ilaç dışı ürünlerden alışveriş yaptıkları zaman benim belirlediğim bir yüzdede profillerine bir puan yükleniyor. Bu sayede ben hem bütün müşteriler için bir profil oluşturmuş oluyorum, kayıtlarını alıyorum. Hem de müşteriler sadakatli bir şekilde eczaneme gelmeye devam ediyorlar. Çünkü ben de ilaç dışı ürünlerde fiyat puanlarının birikeceklerini biliyorlar. Ben de daha sonra yine ilaç dışı ürünlerde indirim uyguluyorum o puanları kadarıyla. Ben eczanemi açacağım mevki ve buradaki insan profili bakımından böyle bir sistemin işe yarayacağını düşünmüştüm. Nitekim de düşündüğüm gibi oldu. Ben bu sistemi müşterilerime anlattığım zaman çok şaşırıyorlar. Hoşlarına gidiyor. Aa, eczanelerde de mi oluyormuş bu diyorlar. Ve eczaneye tekrar gelmeleri için onların da bir sebebi olmuş oluyor. Yeni açılan bir eczane olduğum için ve bir eczane otomasyon programını ilk defa bu kadar detaylı kullanmaya başlayacağım için başlarda çok zorlandım ve Havan ekibine çok fazla ihtiyacım oldu. Eczane ilk açıldığı dönemde tabii ki çok detaylı bir eğitim vermişlerdi bana programın nerelerinden nasıl yararlanabilirim, nasıl kullanabilirim, eczanemi nasıl entegre edebilirim, nasıl kendi yararıma çevirebilirim oradaki sistemleri diye. Ama insan gerçekten kendi başına geldikçe ve o an yapamadığını gördükçe öğreniyor. Ben de öyle takıldığım her durumda Havan ekibini aradım ve her şeyi danıştım. Onlar bana hep yardımcı oldular. Benim yapamadığım bir şey olsa bile uzaktan destek sistemlerini kullanarak sürekli bilgisayarıma bağlandılar. Oradan gösterdiler, yardımcı oldular. Sürekli eczanemi ve beni bu programa daha iyi nasıl alıştırabiliriz ve nasıl entegre edebiliriz diye yanımda olmaya devam ediyorlar. Daha önce çalıştığım bütün eczanelerde hep bir sipariş defteri olurdu ve bütün çalışanlar herhangi eksilen bir ürün olduğunda sürekli o deftere yazarlardı. Bazen birden fazla çalışan olduğu zaman aynı ürün tekrar yazılabiliyor ya da yazmayı unutabiliyorlar. Sipariş verileceği zaman farklı çalışanlar aynı ilacı sipariş verebiliyor, ilaç fazla gelebiliyor, eksik gelebiliyor. Böyle sıkıntıları hep çok yaşadım. Ama Havan'da böyle bir sorunu hiçbir zaman yaşamadım. Çünkü Havan'ın bu sipariş için de ayrı bir sistemi var. Ben Havan'daki bu sipariş modülüne girdiğim zaman öncelikle bir tarih aralığı belirliyorum. Ve o tarih aralığında hangi ürünler satılmış, o ürünlerden şu an elimde ne kadar var onu görüyorum. Ve hangilerini sipariş vermek istiyorsam onları sipariş listesine atıyorum. Daha sonra o sipariş listesinde de o ürünler 30 gün içinde ne kadar satılmış, en son hangi depodan almışım, ne kadar almışım, yanında herhangi bir sipariş notu yazmış mıyım, atıyorum fişi fiyatı azalıyor, fiyatı artıyor ya da stokta yok vesaire gibi. O notları yazmışsam o notları da görüyorum ve siparişlerimi bu doğrultuda veriyorum. Dolayısıyla fazla sipariş vermiyorum ya da sipariş atlamış olmuyorum ya da eksik vermiyorum. Bu sayede Havan'ın sipariş modülünden çok güzel bir şekilde yararlanıyorum. Havan'ın benim için bir başka pratik yanı da hızlı fiyat değişikliği kısmı. Şöyle ki, karakodlu ilaçlar, dermokozmetikler ve çoğu OTC ürünü zaten otomatik olarak fiyatı güncelleniyor. Fakat son zamanlarda özellikle depocu fiyatları ve perakende satış fiyatları o kadar hızlı değişiyor ki bazen gözden kaçabiliyor. Ve ben de bunu takip etmek ve kontrol etmek zorundayım. Çünkü bence bir eczacının en çok dikkat etmesi gereken şey bu fiyat değişikliklerini kontrol etmesi ve güncel kalması. Havan'da bunun için de bir kısım var. Şöyle ki, ben hızlı fiyat değişikliği kısmına girdiğim zaman burada karıma göre bir sıralama yapabiliyorum.
Ve eğer alış fiyatımdan daha aza sattığım herhangi bir ürün varsa veya çok yakın sattığım bir ürün varsa Havan bunu uyarıyor, bana gösteriyor. Ve ben de oradan direkt pratik bir şekilde yeni bir kar ya da yeni bir fiyat düzenleyebiliyorum. Aynı zamanda yeni çektiğim bir faturada da ben faturayı çekip fatura çekme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar bir ekran çıkıyor önüme. Bana kontrol etmem için tekrar bir fırsat tanıyor Havan yani. Oradaki faturadaki alış fiyatlarımı gösteriyor ve satış fiyatını da gösteriyor. Yine orada da bir sıkıntı varsa benim gözüme çarpan hemen oradan da pratik olarak düzeltebiliyorum ürün fiyatlarını. Bence eczanede en çok dikkat edilmesi gereken başka bir konu da ilaçların ve ilaç dışı ürünlerin son kullanma tarihleri. Havan'da bunun için de bir kısım var tabii ki. Ben Havan'ın bu miyat takip listesine girdiğim zaman 3 ay, 6 ay veya 9 ay şeklinde filtrelediğimde miyadı yaklaşan ürünlerin hepsini görebiliyorum ve buna göre de ilaçların miyatlarının takibini çok kolay bir şekilde yapabiliyorum. Havan'ın başka bir en sevdiğim özelliği de mobil uygulaması olması. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz mobil uygulamayla ben eczane dışındayken bile eczanede ne satılmış, reçete mi yapılmış, perakende mi satılmış, kasa durumu nedir, ciro nedir hepsini görebiliyorum. Ben eczan dışında olduğum zaman biraz eczanede aklım kalıyor çünkü kim geldi, ne alındı, ne satıldı, reçete yapıldı mı vesaire. Dolayısıyla eczan dışındayken de sürekli hemen onu takip edebiliyorum ve aklım eczanede kalmıyor. Ben eczanemde eczane otomasyon programımla entegre bir yazar kasa kullanıyorum. Dolayısıyla kasanın takibini çok kolay bir şekilde yapabiliyorum. Her günün sonunda kasamdaki parayı sayıp doğru bilgileri Havan'a girdikten sonra kasamı tutturuyorum. Aynı zamanda günlük kasa raporundan detaylı bir şekilde o gün kaç kişi eczaneye girmiş, ne kadar alışveriş yapmışlar, ne kadar nakit, kaç kişi kredi kartı alışveriş yapmış, kaç tane reçete karşılamışım hepsini çok detaylı bir şekilde görebiliyorum. Aynı zamanda aylara göre satış raporlarına da bakabiliyorum ve buradan da eczanenin cirosunun ne kadar arttığını ya da eczaneye giren insan sayısının ne kadar arttığını takip edebiliyorum. Buna göre eczanemin gelişmekte olduğunu görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Ve son olarak eczanenin açıldığı ilk günden itibaren benim ve ekibimin yanımda olan, bize yol arkadaşlığı yapan ve beni eczane yönetimi konusunda geliştiren Havan'a çok teşekkür ediyorum.